Sayın seyirciler, Eğitim Durağı programımıza hoş geldinizdir. Hepinize saygılar sunarım. İyi akşamlar diliyorum. Bu haftaki programımız Alanya'da yükseköğretim. Bu program ile amacımız Alanya ilçemizdeki yükseköğretimle ilgili olarak halkı bilgilendirmek, Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Alanya Mühendislik Fakültesini tanıtmak, mühendislik fakültelerini seçecek öğrencileri bilgilendirmek, bir de Alanya Üniversitesi kurulmasına zemin hazırlamaktır. Katılımcımız Alanya Mühendislik Fakültesi Dekanı İbrahim Akın Altun Bey'dir. Tarihçesine şöyle bir kaç cümleyle bakacak olursak Alanya'daki yükseköğretime, Alanya ilçemizde yükseköğretim çalışmalarına Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı olarak 2003 yılında meslek yükseköğretimiyle adım atılmıştır. Buna bağlı olarak sırayla 2005 yılında İşletme Fakültesi, 2010 yılında Mühendislik Fakültesi, 2011 yılında da Eğitim Fakültesi açılmıştır. Bu okullar eğitim öğretime devam etmektedir. Bunlardan işletme Mühendislik Fakülteleri ile Meslek Yükseköğretim Okulu Kestel'de aynı kampüs içinde bulunmakta, Eğitim Fakültesi ise Konaklı'da eğitim öğretimini sürdürmektedir. Ayrıca Alanya Tıp Fakültesi açılması için Antalya Akdeniz Üniversitesi Senatosu karar almış, YÖK'e sunmuştur. Bu fakültenin açılış çalışmaları devam etmektedir. Bir de Hamdullah Emin Paşa Eğitim Vakfı özel bir üniversite için YÖK'e başvurmuş, o da kabul edilmiştir, binaları yapılmaktadır. Bütün bunlar gösteriyor ki Alanya ilçe olmasına rağmen yüksek öğretimde hızla yükselmektedir. Ortak amacımız bu fakültelerin solunda Alanya Üniversitesi'nin kurulmasıdır. Bunu da en yakın zamanda gerçekleştireceği tüm Alanyalı olarak istemekteyiz. Bugünkü programımızda Alanya Mühendislik Fakültesini dekanı ile birlikte çeşitli şekillerde inceleyeceğiz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim Ahmet Bey. Sağ olun. Hocam Akın Bey bir Alanya sevdalısı bir hocamız ve Alanya'da çalışıyor. Alanya'ya gittiğim zaman çok sevdiğini resimlere bakmasıyla, oradaki afişleriyle anladım. Evet, evet. Sayın hocam, çok teşekkür ediyoruz. Önce sayın hocam sizi Alanya'da pek tanımıyorlar. Önce kendimizi bir tanıtabilir miyiz? Evet. Ben Akın Altın, 9 Üniversitesi'nden buraya geldim. Manisalıyım. Evet. Manisa'da ortaokul ve liseyi bitirdim. Daha sonra burslu olarak Avusturya'ya gittim. Evet. Orada lisans ve lisansüstümü orada da tamamladım. Daha sonra Manisa Celalbayar Üniversitesi'nde, Afyon'da Kocatepe Üniversitesi'nde, 13 yıldır da 9 Eylül Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Evet. En son olarak 2013 yılında Şubat ayında da Akdeniz Üniversitesi Alanya Mühendislik Fakültesi'ne kurucu dekan olarak YÖK'ten atandım, görevlendirildim. Evet. Nasıl buldunuz ilçemizi? Önce onu bir şey edebilir miyiz? İlçemizi nasıl buldunuz yani ilk geldiğinizde? Alanya'yı ilk defa o zaman geldim. Daha önce gelmemiştim. Çok harika buldum. Hatta o zamanki ilk sözlerim Ege'nin incisi İzmir'di. Akdeniz'in Türkiye'nin incisi Alanya olduğunu fark ettim. Çok beğendim. Çok güzel. Yalnızca doğa ve tarih güzellikleri yok. İnsanları da çok güzel. İnsanları da çok, çok hoş. Ediyoruz. Harika, huzur yeri bir yer. Evet. Hatta biz kendi aramızda bir huzur yarımadası, tam bir üniversite eğitimi yapılacak bir kent olarak düşünüyoruz. Sağ ol. Öğrenciler de tanırken de bundan bahsediyoruz. Sağ ol. Evet, Alanya'da demek ki bulunmaktan, çalışmaktan mutlusunuz. Çok. Bu bize çok sevindirdi. Evet, fakültemizi açtınız. Hatta sohbetlerde biz de diyorsunuz, çalışmalarınız var. Fakültemizin kuruluşu, bina durumu, personel,
öğretim üye durumlarından bahsedebilir miyiz? Halkımızı nasıl aydınlatabiliriz? Tabii ki. Şu tür teknik bilgileri verelim önce. Akdeniz Üniversitesi Rektörü'ne bağlı olarak 2010-564 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 27.628 sayılı kanuna göre 1 Temmuz 2010 yılında resmen kurulmuş vaziyettedir. Şu anda Kestel'deki binamızın toplam inşaat alanı 18.100 metrekaredir. Zemin oturumu ise 2.850 metrekaredir. Ve 55 derslik olarak bulunmaktadır. Evet. Bina inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 2014 yılında Eylül ayında eğitimleri yetiştirebilmesi için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ben Şubat 2011 yılında buraya görevlendirildim. Görevlendirdikten sonra ilk işimiz tabii ki bölümler açmak oldu. 8 tane bölüm açtık. Evet. Bu bölümler Alanya'nın kentin ve civarın lokal olarak dikkate alarak ve Türkiye'yi dikkate alarak ve dünyayı dikkate alarak 8 tane bölüm açtık. Bu bölümlerde şuna dikkat edildi. Birbirini destekleyen bölümler. Yani bu bölümler ilk önce işletme mühendisliği bölümü, endüstri mühendisliği bölümü, bilgisayar mühendisliği bölümü, yazılım mühendisliği bölümü, gıda mühendisliği bölümü ve teknik olarak da makine mühendisliği bölümü ile inşaat mühendisliği bölümü. Evet. İlk başta saydığım bölümler şu anda öğrencilerimiz var. Endüstri mühendisliği bölümünde, işletme mühendisliği bölümünde yüksek lisans öğrencilerimiz var. Malzeme bölümü mühendisliğinde öğrencilerimiz var. Bunların bir kısmı İngiliz hazırlık kursu görmekte. İngiliz hazırlık bölümleri var. İngiliz hazırlıkta yapıyor. Bir kısmı ise direkt lisans programına başlamış durumdalar. Bu 8 bölümü açtıktan sonra tabii ki öğrenci alım için öğretim üyesi gerekli. Öğretim üyesi şu anda Türkiye'de çok fazla yeni üniversite açıldığı için öğretim üyesi sıkıntısı var bütün Türkiye'de. Fakat Alanya'nın güzeli, Alanya'nın cazibesi ve diğer etkenlerden dolayı biz şu anda 23 tane personel bulunmaktayız. Bunlardan 2 tanesi profesör, 1 tanesi doçent, 13 tane yardım doçent, 2 tane araştırma görevlisi olarak toplam 17, bir tane de şu anda atama aşamasında toplam 18 tane öğretim üyesi, akademik personelimiz bulunmaktadır. Bunlardan bayrılı 5 tane idari personel olarak toplam 23 tane personelimiz vardır. Bizim Alanya Mühendis Fakültesi olarak güçlü yönümüz akademik kadromuz. Biz kaliteyi ön plana çıkarıyoruz. Kaliteli bir eğitim nasıl olur? 2 tane ayağı var. Birincisi kaliteli öğretim üyeleri olacak. İkincisi kaliteli öğretim öğrenciler olacak. Evet. Öğretim üyelerimizin profiline baktığımızda nerelerden geldi bu öğretim üyeleri baktığımızda dikkatimizi çok şu çekiyor. 6 tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nden geldi. 1 tanesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden. 2 tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Lisans üstü çalışmaları orada olan. 2 tanesi İstanbul Üniversitesi'nden. 1 tane Almanya Avusturya'dan. 2 tane 9 Eylül Üniversitesi'nden. 3 tane Ankara Üniversitesi'nden. 1 tane Hacettepe Üniversitesi'nden ve 2 tane Akdeniz Üniversitesi'nden ve Gazi Üniversitesi'nden lisans ve lisansüstü çalışmaları yapmak üzere bu tür geniş bir yelpazesi olan yurt içi ve yurt dışı farklı üniversitelerden gelen genç bir akademik kadroya sahibiz. Evet. Öğrenci profilinde ise ne tür öğrenci profilimiz var? Eğer kameramız belki görebilir. Şöyle de gösterebilirim. Şöyle bir Türkiye'den gelen öğrencilerin bölgesel olarak yöreleri görülmektedir. Burada bizim ilk dikkatimizi çeken evet. Ege bölgesi ağırlıkta bir öğrenci profilimiz var. Ege bölgesinden biraz daha fazla. Tercih edenlerde ilk dikkatimizi çeken Ege bölgesi var. Akdeniz var, Ankara ve civarı var.
Yani burada gördüğümüzde İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Kütahya, Balıkesir. Burada geniş bir aralık görüyoruz. Daha sonra ikinci bir bölge olarak Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir civarında bir bölge var. Antalya'dan var, Adana'dan var, Hatay'dan var. Trakya'dan var. İki tane. Daha sonra Erzurum civarında Ardahan'dan, Ağrı'dan var. Diğer öğrencilerimiz ise burada görüldüğü gibi Van'dan, Bitlis'ten, Erzurum'dan, diğer bölgelerden var. Ve ağırlık Ege'den. Ağırlık Ege'den. Biz tabii Alanya'dan öğrenci istiyoruz aslında. Alanya'da öğrenci bekliyoruz. Buradan tüm Alanyalı velilere, Alanyalı öğrencilere hitap etmek istiyorum. Alanya'dan hiçbir öğrencimiz yok. Lisans üstünde Alanyalı öğrencilerimiz var ama lisanslı Alanyalı öğrencimiz yok. Bunun için biz yakında, yani şu Mart, Nisan aylarında ekibimiz var. Bölümlerimizi tanıtan ekibimiz var. Bunlar için liselere gidip buradaki bölümlerimizin Alanya'da çok iyi bir akademik kadroya sahip olan 4 yıllık mühendis eğitim yapabilecek bir fakültenin olduğunu vurgulamak istiyoruz. Vurgulamak istiyoruz. Evet. Evet. Bu şunu da gösteriyor. Öğrencilerin veya velilerin pek haberi yok herhalde. Biz de hocam bu tarz yapıyoruz. Evet, hatta bir tane öğrencimiz Kazakistan'da yabancı öğrencimiz var. Bir tane. Kazakistan yabancı öğrencimiz var. Biz bunu fark ettik, tespit ettik. Buna göre önlem almayı düşünüyoruz. Bu sene Nisan, Mayıs aylarından başlayarak komisyon kurduk. Bölümlerimizi tanıtma komisyonları. Bölüm başkanlarıyla beraber üçer kişilik ekipler halinde liselere, gerektiğinde dershanelere giderek böyle bir tanıtım yapmak istiyoruz. Çünkü Alanya'da bir mühendislik eğitimi almak için 3 tane bölüm var. Bir dahaki 2014-2015 yılında endüstri mühendisliği bölümü, işletme mühendisliği bölümü, malzeme bilimi mühendisliği bölümü var. Bu bölümlerden sonra ikinci plandaki, ikinci aşamadaki açacağımız bölümler bilgisayar mühendisliği bölümü, yazılım mühendisliği bölümü olacak. Bunlar da bu bölümleri zaten destekleyen bölümler. Ondan sonra ise yine Alanya için önemli olan gıda mühendisliği bölümünü açmayı planlıyoruz. En son olarak makine mühendisliği ve inşaat mühendisliği bölümü. Böyle bir teknik bölümleri de Alanya için ve bu civarda olması gerektiği için üçüncü aşamada da makine mühendisliği bölümüyle inşaat mühendisliği bölümünü açmayı planlıyoruz. Evet. Bu bölümlerde avantajları neler, dezavantajları neler isterseniz ona gelecek olursak, daha önce belirttiğimiz gibi farklı Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden lisans ve lisansüstü çalışmalara yapan akademik bir personele sahibiz. Bu bizim avantajımız. Dezavantajımız ise şu anda binamızın henüz tamamlanmamış olması. Öğrenciler tabii liseyi bitirdikten sonra bir üniversite gidiyorum, üniversiteyi bekliyorum derken bir kampüs havası, kampüsü görmek istiyor. Bu Alanya'da henüz daha hazırlık aşamasında. Bundan dolayı bizim hazırlıklarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Ben onu biraz sonra ikinci aşamada geçeceğim. Fakat derslerle öğrencilerin çekiciliğinde yurt dışında eğitim ve staj imkanları ilgi çektiği için ben biraz ondan bahsetmek istiyorum. Evet. Şu anda 3 tane üniversiteyle Erasmus programı anlaşması imzaladık. Öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz, yani öğretenler ve öğrenciler her iki grupta İtalya'da 2 üniversiteye, Avusturya'da 1 üniversiteye üniversitede anlaşmamız hazır vaziyette ve oradaki üniversitelerle gidebilirler. Yani ikinci sınıftan itibaren ikinci ve üçüncü sınıflarda Erasmus programları yapılabilir. Bunlar Napoli'de Üniversite Dagli Studio di Napoli, diğeri ise Sanino Fredico Üniversitesi, İtalya'daki üniversite ile anlaşmamız şu anda resmen var. En son yeni olarak ise Avusturya'da benim mezun olduğum üniversiteden
Leoben Montan Üniversitesi ile anlaşmamız var. Hazırlık aşamasında ise Viyana Üniversitesi ile, Berlin Üniversitesi ile ve Aachen Teknik Üniversitesi ile Erasmus programı öğrenci değişim hazırlık aşamaları devam etmektedir. Bu öğrenciler için ilgi çekici olduğundan bunu özellikle belirtmek istedim. Sayın Hocam, ilk başta siz Avrupa'da bir sürü üniversiteyle anlaşma yapmışsınız. Çok memnun olduk buna. Bunu bilmiyoruz biz tabii bu üniversitesinin. Evet, web sitemizde de bunlar ilan edildi. Var. Hatta evet. Avusturya'daki benim mezun olduğum üniversitede 2021 yılına kadar anlaşma yaptık. Yani 2021 yılına kadar Erasmus programımız devam edecek. Diğer anlaşmalar 3'er yıllık. Onlar da şimdi uzatma, ikinci etapta uzatma devresi olduğu için onlar da yine uzatılacaktır. Evet. Çok güzel. Evet. Öğrenciler tabii kampüs istiyor. Çünkü öğrenci sosyal gelişimini de kampüslerde falan tamamlıyor. Yani kampüsün evet. geniş olması, sosyal faaliyetler olması. Ondan sonra kampüste her çeşit öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verme. Tabii bunlardan biraz daha Alanya Üniversite fakültelerimiz daha onları tamamlayamadılar. Fakat onunla ilgili isterseniz konuya girdiğimiz için bahsedebiliriz. Tamam. Biz öğrencilerle çok samimi içli dışlı oluyoruz. İlk açılışta hemen sadece öğrencilerin bulunduğu ve hayırseverimizin Rafet Kayış Bey'in oğlu Serhat Bey'in bulunduğu bir kokteyli, açılış kokteyli yaptık. Öğrencilerle geldik. Öğrenciler birlikte daha sonra sabah kahvaltısı, öğretmenimle sabah kahvaltısı yaptık. Böyle öğrencilerle biraz daha içli dışlı olarak sosyal dayanışmalarını, desteklerini öğretmeniyle birlikte yapıyorlar. Bir de ikinci olarak aktivite olarak ilk dersimizi dedik, ilk dersimizi kim nerede yapalım, kim yapsın? Öyle bir düşündük. Türkiye'nin dedik en flash, en iyi üniversitesi ne var? İstanbul'da, Ankara'da Boğaziçi Üniversitesi var. Bizim öğrencimiz Boğaziçi Üniversitesi bölüm başkanı. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden bir hoca getirelim dedik. Orada Ümit Hanım var, bayan Ümit Hanım. Daha önceden de görüşmüştük. Ben dedi yoğunum ama dedi hani günde sıkışmıştı. Sizi daha önce Boğaziçi Üniversitesi Mühendis Fakültesi Dekanı, Kalite Derneği Başkanı, Kalder Başkanlarından Ali Rıza Kaylan Bey'i gönderebilirim dedi. Onu gönderdi. İlk dersi onu yaptık. Gayet iyi oldu. Öğrencilerimiz de çok beğendi. İkinci olarak bu seminerlere devam edeceğini duyurmuştuk. Yine geçen hafta İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı İsmail Hakkı Biçer hocamız geldi. Tecrübeli, TÜBİTAK'ta birçok kurumlarda görev yapmış. Tecrübesiyle bizleri yönlendiren bir hocamızdı. O geldi anlattı. Hemen şimdiden buradan belirtebilirim. Bir sonraki seminerimiz Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer Bey gelecektir. Kendisi bize söz verdi. Biz bakanlığa gittik, kendisiyle görüştük. Onlarla hatta bir protokol imzaladık. İş güvenliği sağlığı üzerine bir çalışma protokolü imzaladık. Projeler yapacak. Buradaki turizm otelleriyle ilgili, oradaki iş güvenlikleriyle, iş çalışmalarıyla ilgili projede ortak çalışmalar yapacağımız bir JASKEM diye bir kuruluş var. Onlarla bir ortak program yaptık. Gerek JASKEM müdürü, gerekse İş Güvenliği ve Sağlığı Genel Müdürü Kasım Bey fakültemize gelerek bizi bu konuda detaylı olarak da bilgilendirecektir. Yani biz öğrencilerimizi bu tür aktivitelerle de İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den hocalar ve sektörden kişiler getirerek de onları da daha harekete destek hale getiriyoruz. Bu oturmuş üniversitelerin öğretim üyelerinde evet. de yararlanıyoruz. Evet, aynı zamanda onlar da yapmış. Onlar da bize gündem oluşturuyorlar, tartışılıyor. Yani buradaki duyduğu hocalardan biraz daha farklı bir şekilde konulara odaklanıp farklı yorumlar dinleyebiliyorlar. Öğrenci de tabii bu anda gerekli şeyi alıyor yani. Evet. Şimdi Sayın Hocam, sizin öğrencilerin barınma ve sosyal faaliyetleri, barınma konusu, tabii bunların yemek ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda nasıl bilgi verebiliriz? Evet, bizim fakültemizin öğrencilerinin bu açıdan hem avantajlı konumdalar hem dezavantajlı konumdalar. Evet. Avantajlı konumdalar şu açıdan epeydir devam eden Alanya İşletme Fakültesi var. Alanya İşletme Fakültesi'nin
Dekanına İbrahim Güngör hocama buradan çok teşekkür ediyorum. Fakültenin tüm imkanları biz de faydalanabiliyoruz. Evet. Gerek yemek açısından, gerek derslikler açısından biz her türlü imkanları kullanabiliyoruz. Kütüphane açısından her türlü imkanlarını kullanabiliyoruz. Barınma açısından yine daha önceden hazırlanmış olan öğrenci dostu apartlarda, özel öğrenci yurtlarında ve kredi yurtlar kurumlarında öğrencilerimiz kalmakta. Kendi istekleri doğrultusunda evlerde de kalmaktadır. Ben sosyal medyadan öğrencilerin bu durumlarını biraz takip ettim. İşte iyidir, kötüdür, artıdır, eksidir, neler var Alanya'da diye. Orada bu öğrenci dostu apartların çok iyi olduğundan, rahat olduklarından, bunlar kendileri için bir avantaj olduğundan bahsetmektedirler. Memnun öğrenciler yani. Memnun öğrenciler, evet. Sosyal faaliyet olarak belki bizim eksiğimiz burada bir spor tesislerinin olmayışıydı. Bunun için de çok sağ olsun Alanya Belediye Başkanı Hasan Başkanım'a da buradan tekrar teşekkürümü sunabilirim. Spor tesisleri için bir alan vardı. Burada belediyenin imkanları kullanarak hafriyat çalışmaları tamamlandı. Arsa hazırlandı. Bütün projeleri tamamlandı. Başlama aşamasında bu spor tesislerinde tenis kortları, voleybol, basketbol sahaları, bir kafeterya, yeşil alan ve bizim törenlerimiz yapılacağı, yaz şenlikleri, bahar şenliklerinin yapılacağı, bitirme törenleri yapılacağı bir amfiteyatro altyapısı hazır durumda. Çok yakında inşaata başlanacak. İnşallah. Çalıştı. Bu kampüse büyük bir değişiklik olacak. Yani spor tesisimiz hazır hale gelecek. Bu bizim için büyük bir avantaj. Belki siz sosyal faaliyetli olarak barınma ve sosyal faaliyet olarak sorduğunuz için hemen burada değinmek istiyorum. Bizim bir de merkez bir kütüphaneye ihtiyacımız var. Üniversite kütüphanesi ihtiyacımız var. Yani daha önceki biliyorsunuz Alanya İşletme Fakültesi Hukuk Fakültesi olarak yapıldığı için biraz daha küçük düşünülmüş. Kampüsün içerisinde bir fakültenin bir kütüphanesi olarak düşünülmüş. Fakat burada şimdi ileride 10-15-20 bin lira bulan bir öğrenci bulduğu için merkez kütüphanesi şimdiden yapılması gerekir. Merkezi bir alanda bir merkez kütüphanesinin inşaatının ihtiyacımız var. Bu kütüphanede öğrenciler gerek bireysel olarak gerek ise gruplarla çalışabileceği bir plan yapıldı. Plan da hazır, projesi hazır. Çok yakında inşaata başlanacaktır. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Çok sağ olun hocam. Bir de demek ki çocukların zaten Alanya'nın turistik bir yer olması münasebetiyle yer sorunu olacağını zannetmiyorum. Doğru. Bir de fakülteyle herhalde bu yer sahiplerinin bir protokolü var. Ondan da faydalanıyor çocuklar. Bir de ulaşım durumu. Evet, ulaşım durumu. Ben geldikten işte 2 hafta sonra sık sık öğrencilerle toplantı yapıyorum. Bizzat direkt görüşüyorum. Toplantı yaptığımızda ulaşım probleminden bahsettiler. Fakat o kısa bir sürede belediyeye iletildi. Şu anda ikinci tekrar gittim. Daha bir ay sonra gittim. Daha hocam tamam ulaşım problemimiz yok. Yeni otobüse ilave yapıldı. Ben de bizzat gördüm. Hatta epey birkaç defa ya belki 7-8 defa bizzat kendim de otobüste gittim kampüse. Gayet iyi olduğunu gördüm. Şu anda ulaştırma bir problemimiz yok. Yok. Yani gayet öğrenci güzel. İstediği zaman öğrenci için bu çok önemli konulardan bir tanesi dediğiniz evet. gibi. Tabii bir yerde bulunan üniversitenin üniversite o yerin çeşitli geleceklerine de etki yapıyor. Mutlaka. Alanya'nın sosyal faaliyetlerine, Alanya'daki sosyal yaşama, ekonomiye büyük katkıları oluyor. Üniversitenin Alanya'ya katkıları ne olabilir? İleride tabii ki üniversite öğrencileri daha yeter sayı ulaşmadığı için pek görünmüyor, dışarıda hissedilmiyor daha fazla. İleride ne gibi katkılar sağlayacak? Yani ekonomisine, sosyal faaliyetlerine, Alanya'daki yaşam düzeyinin yükselmesine nasıl düşünüyorsun Sayın Hocam? Evet, mutlaka faydası olacaktır. Biz bunu biraz da orta ve uzun vade olarak düşünüyoruz. Yani bir anda Alanya Mühendisliği Fakültesi'nde binlerce öğrenci olsun, Alanya esnafı, Alanya halkı bunu hissetsin.
Böyle bir iddiamız yok. Tam tersi biz ilk başta da bahsetmiştim. Kaliteli eğitim, kaliteli öğretim üyesi ve kaliteli öğrencilerden gelecek. Öğrenci sayımızı biz 40 sayıyla sabitliyoruz. Bunun 30 tanesi Türkiye'den öğrenci gelecek, 10 tanesi yurt dışından öğrenci gelecek. Ve YÖK bunu kabul etti bizim öğrenci şeyimizi. Aynı ona göre 30 artı 10 olarak verdi. Çünkü ilk kuruluş aşamasında olduğumuz için son giren öğrencinin sınavdaki, üniversite sınavındaki alan puanı orada son gelen öğrencinin puanı yazılıyor. Biz 30 öğrencide, 32 öğrencimizde bir tane de okul birincisi öğrencimiz geldi. Bir tane de yatay geçişte bir öğrencimiz geldi. Diğer üniversiteden. 32 öğrencimiz oldu. Endüstri Mühendisliği bölümünden bahsediyorum. Burada az öğrenci olduğu zaman başlangıç açısından daha kaliteli bir öğrenci gelecek. Evet. Daha az problemli, daha odaklı ve bundan daha fazla bir verim elde edeceğiz. Birincisi bu. İkincisi, biraz evvel de belirtmiştim. Bizim bölümler birbirini destekleyen bölümler. Yani dikkat ederseniz işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği. Bu dört bölüm birbirini destekleyen bölümler, iç içe bölümler. Bundan yaklaşık bir ay evvel basına verdiğimiz bir bildiride de bizim sloganımızın daha çok sağlık turizmi alanında olacağından bahsetmiştik. Yani bizim bu bölümler turizmin ve turizmde Türkiye'nin önde planlarında olanla sağlık turizmi üzerine yoğunlaşacağımızı belirtmiştik. Bahsettiğimiz bölümler yani endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği bölümü, yazılım mühendisliği bölümü, bilgisayar mühendisliği bölümü, bu bölümler otellerin işletmelerinde mühendisçe biraz daha analitik düşünen, sayısal düşünen, mühendis düşünen biraz daha farklı bir bakış açısı olan kişilerin de otellerin yönetimi bulunması gerektiğini düşündük. O yüzden bu tür bölümler var. Bunlar Alanya'da akla ilk gelenlerden turizm olduğu için böyle bir turizmi destekleyen bölümler olarak düşündük. Arkasında ise malzeme bilimi mühendisliği bölüm var. İsterseniz biraz da bundan bahsedebilirim. Malzeme bilimi mühendisliği bölümünde İki tane İstanbul Teknik Üniversitesi'nden geldi ve şu anda 2,5 milyon TL'lik bir projede, İTÜ'nün bir projesinde araştırma hocası çalışmaktadır. Bu biyo malzemeler, yani implant malzemeler çalışmaktadırlar. Biz de şu anda aynı ekip burada bizim yürütücü olduğumuz bir projenin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Bölümü ile böyle bir proje hazırlık aşamasındayız. Çok daha açıkça söyleyebilirim. Diz kapakları var. Diz kapakları olan bu malzemeler yurt dışından ithal edilmektedir. Ve Avrupalıların diz kapaklarına göre uygun olduğu için Türk anatomik yapısı biraz daha farklı olduğu için uyum sağlayamamakta problem olduğu ortopedi öğretim üyelerinden yapılan toplantıda ortaya çıkmıştır. Biz de bunun üzerine TÜBİTAK'a böyle bir proje vermeyi düşünüyoruz. Yani bu tür malzemeler ön planda, bu tür malzemeler daha çok yeni malzemeler, akıllı malzemeler, yüksek teknoloji malzemeleri olarak ön plana çıkmakta. İleride Türkiye'ye burada ön plana çıkacaktır. Biz de Alanya Mühendisliği Fakültesi olarak bu tür malzemenin üretiminde de katkı sağlayacağız. Evet. Bir de yiyecek beslenme. Gıda mühendisliği. Evet. Onun da Alanya'ya büyük mutlaka katkı sağlayacağı. Mutlaka büyük katkı sağlayacağı. Zaten üçüncü aşama da o var. Yani ikinci aşamanın hemen sonunda hatta. Onlar da görüşmelerimiz yapıldı. Şu anda iki tane gıda mühendisliği doktora yapan kişiyle görüştük. Onların da altyapısını hazırlamaktayız. Bilgisayar ve yazılım mühendisliğinden sonra açacağımız hemen ilk bölüm büyük ihtimalle gıda mühendisliği bölümü olacaktır. Çünkü sağlık yani iç içe sağlık, gıdayla ilgili ya bütün hastalıklarda gıdadan boğazdan geçtiğine kaynaklandığı için burada ön plana çıkması gerekli. Alanya'da zaten turizmden sonra önemli bir alan olduğu için gıda mühendisliği de önceliklerimiz arasında. Bir de çağımızın hastalığı bu obezite olduktan sonra artık çok önem kazanıyor. Gıda mühendisliği bizim ön plana aldığımız bölümlerden bir tanesi. Önem kazanıyor. Evet. Şimdi
Efendim, gelecekte de planlarınızı anlattınız, sosyal faaliyetleri anlattınız. Başka ne gibi planlarınız var? Evet, şimdi mühendislik deyince bizim web sitemizde girilince de görülür. 3 tane sloganımız var. Üretim, teknoloji, inovasyon. Yani mühendis üretmesi gerekir. Türkiye'nin daha yakın geçmişe kadar problemi üretememeydi. Evet. Teknolojinin az olmasıydı ve yeniliğin az olmasıydı. Evet. Bizim sloganımız Alanya Rafet Kaş Mühendis Fakültesi olarak sloganımız üretim, teknoloji ve inovasyon. Çağımız proje çağı. Herkesin projeleri var. Projelerde mühendislik projeleri ön plana çıkmaktadır. Bizim de bu için biraz evvel bahsettiğim projeden başka TÜBİTAK diğer bölümlerinde, endüstri mühendisliği bölümü olsun, diğer bölümlerinde proje çalışmaları var. Bu projeler bir grup TÜBİTAK projeleri, bir grup Devlet Planlama Teşkilatı altyapı projeleri, bir grup Kalkınma Ajansı İSKA'nın Kalkınma Ajansı Bakan'ın ve Akdeniz Üniversitesi'nin bilimsel araştırma projeleri olan BAP'ın projeleri olarak bu proje destek gruplarıyla irtibat evet. halindeyiz. Oralarda projeler yapmak için öğretim üyelerimiz hazırlıklar yapmaktadır. Bu malzemelerde yani yapı malzemelerinde Alanya'da inşaat da ön planda olduğu için özellikle inşaat sektöründe yeni malzemeler, akıllı malzemeler, yüksek teknoloji malzemeleri, yapı malzemeleri de yine bizim çalışma alanlarımız içerisinde olacaktır. Evet. Sizin öğrencileriniz, diğer fakültelerin öğrencileriyle birlikte şu anda işletmenin... İşletme Fakültesi binası içerisinde evet iç içeyiz. Efendim inşaatımız ne durumda? İnşaatımız bütün hızıyla devam etmekte. Biz de çalışmamız yoğun bir şekilde devam etmekte. Kabası bitti, sıvası bitti. Sıvası. Evet, su tesisatı ve elektrik tesisatı şu anda başladı. Evet. Projeleri bitti. Su tesisatı döşeme aşamasında biz ümit ediyoruz ki 2014 yılında öğrencilerimize güzel, konforlu, gayet güzel, yepyeni, pırıl pırıl bir binada inşaat sunmayı düşünüyoruz. Burada bizim öğrenciler için daha önce de belirtmiştim biraz evvel de kaliteli öğrenci. Yani iyi öğrenci nasıl biz buraya Alanya çekebiliriz? Şimdi öğrenciler gerek devlet üniversitelerinde gerekse vakıf üniversitelerinde öğrenciler çekmek için çeşitli yöntemler uyguluyor. Biliyorsun. Evet. Burslar veriyorlar, ücretler ödüyorlar. Biz de iyi öğrencilere yani Türkiye'de derece yapan, yani ilk 1000'e giren, ilk 5000'e giren, ilk 10.000'e giren, ilk 20.000'e giren öğrencilere Alanya'daki hayırseverlerle irtibata girerek bir miktar onlara burs vererek daha iyi öğrenciler buraya çekilmesini sağlayacağız. Hatta bu öğrenciler Türkiye'nin dereceli öğrenciler olduğu için kapıcı oldukları için çok daha güçlü, algılama gücü çok yüksek olduğu için bunlar bizzat otellerde de stajlarını yapabilirler. Orada yenilikler yapılabilirler. Ve orada karşılıklı veya karşılıksız olabilir burs. Yani karşılıksız olarak hibesiz verebilir veya karşılığında işte 3 yıl, 5 yıl veya şu kadar İşler. Çalıştırabilirim diye belli bir anlaşma yapılarak gidebilir. Bu da bizim bir burs programımız var. Yeni binamıza geçtikten sonra iyi öğrenciler seçmemizde de mutlaka fayda sağlayacaktır. Bunlar sorunsuz öğrenci olacaktır. Yani büyük bir kitlere olmuş, problemli, gürültülü olan bir şeyden ziyade daha az sayıda, daha kaliteli bir öğrenci kitlesini hitap etmeyi düşünüyoruz, evet. planlıyoruz. Evet. Peki Alanya'daki hayırseverlerimizden bir kişi mi üstlendi şu anda üniversitenin binasını yapma? Evet, değil. Yani buradaki, buradan da tekrar Kayış ailesine, Rafet Kayış Bey amcaya, Serhat Bey'e teşekkürlerimi bir kere daha buradan sunmak istiyorum, belirtmek istiyorum. Yapılan protokolde Kayış ailesinin imzası var. Altsu yönetiminin imzası var. Üniversite derneğinin de dernek var. Dernek var. Üniversite derneğinin de imzası var.
Bunlar da yine her türlü yardımı sağlayabiliyorlar. Birbirlerini destek ederek bu inşaatın en kısa zamanda tamamlanacağını ümit ediyorum. Çünkü ben görevim icabıyla biraz evvel bahsettiğimiz gibi çok yerde bulundum. Yani birkaç yerde bulundum. Fakat Alanya'daki gibi hayırsever bir kitle görmedim hiçbir yerde. İlköğretim okullarında, ortaokulda, liselerde hep gördüğüm gibi hep Alanya'da hayırseverlerin isimleri var. Bizim fakültemizde böyle oldu. Ben bizim inşaatımızın Alanya'da hayırseverler tarafından yerine getireceğini, değerlendirme yapılacağını ve sonuca ulaşacağını ümit ediyorum. İnanıyorum buna. Normal bir vatandaş üniversiteye yardım yapacak olsa dernekle mi yapacak? Dernek yoluyla mı yapabilir? Dernek kanalıyla da yapılabilir. Bunun için ALSO kanalıyla da yapılabilir. Çünkü ALSO'da bunun protokolünde imzası olan gruplardan bir tanesi. Evet. Her iki taraftan da olabilir. İkisinden de olabilir. Evet. Efendim bu bir de Alanya'da bir tıp fakültesi kurulması için girişimler yaptınız Akdeniz Üniversitesi olarak. Onun hakkında da bildiğiniz kadarıyla ne durumda? Onu çok soruyorlar vatandaşlarımız, Alanyalılar. Merak ediyor şimdi. Alanya'ya tabii ki sağlık yönünden hizmetler yeterli gelmiyor. Devlet hastanesi çok kalabalık. Böyle bir bölge hastanesi, tıp fakültesinin açılmasını Alanya çok bekliyor. Bu konuda ne bilgimiz var? Bize bir aktarabilir miyiz efendim? Evet, nedir sonuç? Biz de buradaki Alanya'daki fakültelerin dekanları da bu durumu takip ediyoruz. Evet. Rektörümüz çok yakından takip ediyor. Sık sık bir araya geldiğimizde de konuşuyoruz. En son aldığımız bilgiye göre, hatta sürüncemi de biz takip ederek önce senatodan geçti. Daha sonra Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Şu anda son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda yazım aşamasında, daha sonra resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe gireceği bilgisini almış bulunmaktayız. En sonunda. Evet, evet. Şu anda çünkü senatodan geçti, YÖK Genel Kurulu'ndan geçti, bakanlıklardan geçti, bakanlıklarda da imzalandı. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nda son yazım işlemleri tamamlanıp resmi gazete geçme aşamasında. Devam ediyor yani. Evet, prosedür çalışmaları devam ediyor. Kuruluş çalışmaları devam ediyor. Biz onun için ümitliyiz. Ümitliyiz tabii ki. Sayın hocam, sağ ol, teşekkür ederim bu bilgi için de. Bir de tabii Özel Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi var. Evet. Onu da çok merak ediyor. O konuda bir bilginiz var mı efendim? Siz tabii akademik olunca hep sizin evet, çevrede bu haberler oluyor. Yani takip ediyoruz. Hatta orada YÖK üyesi Durmuş Hoca ile birlikte Atandı mı efendim? Onu, rektörü atandı. Erol hocamız atandı. Onunla birlikte ve çeşitli akademisyenler birlikte Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ile ilgili bir çalıştay oldu. O çalıştayda ben de davet edeyim, katıldık. Orada ön bilgiler verildi. Son bildiğim kadarıyla çok yakında akademisyen alınmaya başlanacak. Alınacak ve daha sonra da öğrenci alınmaya başlanacaktır. Bu bölge Akdeniz kıyıları, yani Antalya'nın batısı ve doğusu eğitim için çok uygun bir yer. Turizm var. Çok güzel bir iklim var. Eğitim için uygun bir iklim var. Alanya'da bunlar içerisinden bir tanesi ve sanki bu kıyılar bir kent, üniversiteler kenti gibi olacak. Bu yüzden Alanya'da şu anda biliyorsunuz 3 tane üniversite var. Akdeniz Üniversitesi, Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, bir de Georgetown Üniversitesi'nin Doğu Akdeniz Kampüsü yerimi olduğu için bu bölgelerde daha da fazla, ne kadar fazla üniversite olursa daha da iyi olacağını ve bu üniversite sayısının gerek özel üniversite, gerek vakıf üniversite, gerekse devlet üniversitesinin Antalya civarında sayılarının daha da artacağını ümit ediyorum, bekliyorum, destekliyorum. Destekliyorsunuz. O bilgileriniz için de teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi öğrenci sizin üniversiteyi tercih edecek. Bir de tanıtım
programı düzenliyorsunuz. Bu tanıtım programında öğrencilere ne söyleyeceğiz? Biz bir bazılarını burada söyleyelim ki. Evet. İsterseniz öğrenciler... evet biraz daha biz açık açıklamak açık, istemiyorum. Öğrenci sizi niye tercih etsin diğerlerinden evet. Farklı olarak o anlamda soruyorum. Öğrencilerimiz geldiğimiz yerde, öğrencileri bir arada bulduğumuz yerde yeni bir üniversite, Akdeniz Üniversitesi, yeni bir fakülte var. İlk başta da değindiğim gibi yeni bir fakültenin avantajları var, dezavantajları var. Dezavantajı biliyorsunuz, bina gibi sorunlar olabiliyor fakat bunlar geçici. Avantajı ise buradan bizim fakültemizin öğrencilerine de seslenmek istiyorum. Kuruluş aşamasında olduğumuz için bizim bölümlere çok yeni asistanlara ihtiyaç var. Genelde de ilk mezunlar çok iyilerdir. Çünkü hiç puan olmadan oraya geliyorlar. Evet. Bundan sonraki gelecekler en düşük puana göre gelecekler. O yüzden yeni kurulan üniversitelerde yeni öğretim üyeleri, araştırma görevlileri imkanları fazla olduğu için ve araştırma görevlisi akademisyenin ilk adımı olduğu için bunu da yeni öğrencilerden alma durumunun söz konusu olabileceği için öğrenci bu büyük bir avantaj. Doğru yetişiyor değil mi? Doğru yetişecek ve olan... biz bu öğrencilerimizi tanıyacağız ve bizim de diğer bir güçlü yanımızda biz hemen her açtığımız lisans bölümünün yüksek lisans programını da açıyoruz. Şu anda işletme mühendisliği bölümünde 12 tane öğrencimiz var. Yüksek lisans programımız açıldı. Endüstri mühendisliği bölümüne, malzeme bilimi mühendisliği bölümünü ise yüksek lisans çalışmaları Rektörümüz Femdir Mühendisliği'nden geçti oy birliğiyle ilk senatodan girecek. Oradan da büyük ihtimalle geçecek. YÖK'ün onayına sunulacak. Bu her iki bölümünde yüksek lisans programlar açılacak. Dördüncü olarak iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans programı, tesis yüksek lisans programı açacağız. Da bu da Alanya'da çok aktüel. Bunun için de zaten iş sağlığı ve güvenliği genel müdüründe biraz evvel belirttiğimiz gibi buraya çağıracağız, seminer verdirecek. Bunlarla ilgili çok daha yakından görüşeceğiz. Bu yüksek lisans programımızın oluşu da öğrencilerimiz açısından bir avantajdır. Yani akademisyenliği düşünen, biraz da uzmanlık alanı gerektiren, yani daha detaylı belli konulara odaklanmayı gerektiren yüksek lisans programlarının hemen kendi üniversitesinde olması da ve alımın da buralarda daha biraz daha kendi üniversitesi rahat olacağı için önemli bir avantaj olacaktır. Durumudur. Tabii barınma, ondan sonra yol durumu, öğretim elemanının yeni ve çeşitli fakültelerden gelmesi de öğrencilerin avantajınadır. Mutlaka. Öğrenci az olduğu için ilgi de fazla oluyor. Fazla oluyor. Evet, odaklanılıyor. O da, bu öğrenciler için büyük bir avantaj. Başta da belirttiğimiz gibi Alanya çok güzel, harika bir yer. Ilıman bir iklim var. İklimde. İnsanlar da çok güzel. Yani eğitime önem veren, değer veren insanlar. Burada sadece öğrencinin gelip kaydolup ders çalışması gerekiyor, kalıyor. Evet. Akademik kadro da belirttiğimiz gibi gayet iyi. Alacağı bilgiler de gayet iyi. Bu açıdan gayet olumlu sonuçlar olacağını bildiğim için Alanya'daki öğrencileri de Alanya Rafet Kılıç Mühendis Fakültesi'ni bekliyorum. Bekliyoruz. Bir de efendim her öğrencinin şu anda bir dileği var. Yükselmek, mesleğinde yükselmek, kariyer sahibi olmak. Evet. O yönden de avantajlar olacak. Öyle değil mi? Yani lisans üstü ve üst lisans yapma imkanları da iyi yetiştiği için çocuğunuz girdiği sınavlarda puanlarını ona göre ayarlayacak. Daha az öğrenci olduğu için, daha fazla hocayla kontak halinde olduğu için daha yüksek puanlar alacak. Bu yüksek, ortalaması yüksek olacağı için daha sonraki bütün girişlerde not ortalaması önemli olduğu için kendisi büyük bir avantaj sağlayacaktır. Evet. Sayın Hocam az bir zamanımız kaldı. Onu da şunu söyleyeyim. Siz çeşitli yerlerde çalıştınız. Orayla buranın imkanlarını, iklimini, coğrafi yapısını, Alanya'nın kültürel yapısını bir karşılaştırırsanız o da avantaj gibi gelecek. Karşılaştırırsanız siz çalıştığınız yerleri. Evet. Yani üniversite kenti Alanya. Bir üniversite kenti olarak görüyorum. Yani Georgetown Üniversitesi Amerika'dan gelip o gelen öğrencileri gördük biz 30 civarında öğrenciydi. Çeşitli ünlü ülkelerden gelip burada Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında burada kalıyorlar. Yani burayı seçiyorlar. Amerika'dan buraya yüksek lisans yapmaya geliyorlar bunlar. Bunlar şarkiyatçı olacak.
Türkolog olacak, Türk bilimci olacaklar. Amerika'dan buraya geldiğine göre Türkiye'deki çok insanların da Amerika'dan geldiğine göre Türkiye'de çok öğrencilerin de Alanya'yı tercih etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Birincisi bu açıdan yani çok hoş bir yer iklim olarak. İkincisi insanları eğitime büyük önem veriyor. Bu da güzel bir avantaj. Üçüncüsü gençlik daha hareketli yaşam olan bir yer istiyor. Alanya'da bu ise alası mevcut. Daha çok detaylı olarak mevcut. Öğrenci burada kendini rahat hissedeceğini, sanki tatil tadında bir yüksek öğrenim göreceğini tahmin ediyorum. Bu arada son aşamaya geldiğimiz için benim de aslında ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum buradan tekrar. En başta Kayış ailesine, Rafet Kayış Bey'e, beyefendiye, Serhat Kayış Bey'e, Alsa yönetimine, Alanya Belediyesi'ne, Kester Belediyesi'ne, Üniversite Dernek Başkanı Mustafa Mut'a, Rektörümüz Profesör Doktor İsrafil Kurtçepe'ye ve Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na her türlü desteklerinden dolayı şahsım ve fakültem adına teşekkürlerimi bildiririm. Sağ ol Sayın Hocam. Değerli izleyiciler, Alanya'da bulunan 3 fakülteyi inceledik. Bir fakültemiz, işletme fakültemiz kaldı. Onu da gelecek programda inceleyeceğiz. Sonuç olarak Alanya ilçemizde ASSO Meslek Yükseokulu 1, İşletme 2, Mühendislik 3, Eğitim Fakülteleri 4 olmak üzere bu 4 fakülte eğitim öğretimini devam ettirmektedir. Gelecek yıl için Mühendislik Fakültesi'ne yeni bölümler açılacak. Şu anda 3 bölüm. Evet, 3 bölümü açılmış ve eğitim öğretime devam etmektedir. Öğrencileri hocamızın da anlattığı gibi sosyal faaliyetler yönünden gerek eğitim kadrosu yönünden dolu dolu bir mühendislik fakültemiz. Yurt dışı imkanları var. Yurt dışı imkanları var. Üst lisans eğitimleri var. Yüksek lisans eğitimleri var. Öğrencilerin ulaşım, beslenme ve barınma sorunu yoktur. Öğrenciler şu anda bunlardan memnun görülmektedir. Hedefimiz sayın hocalarıma da ben buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsi başta da söylediğim gibi bir Alanya sevdalısı. Alanya'yı çok seviyorlar. Ve Alanya'da da üniversitenin gelişmesi için hızla bölümler açıyorlar. Ve eğitim kadrosunu da tamamlamaktalar. Ve Alanya'nın bir eğitim kenti olma için çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim de Alanyalı olarak isteğimiz Alanya'da bir üniversite kurulması. Bu üniversitenin Alanya'nın sosyal, kültürel, ekonomik durumunu hem ilerletmesi hem onu öğrencilerin Alanya'nın bu özelliğinden faydalanmasını istiyoruz. Yüksek öğretime halkımızın katkıları memnuniyet vericidir ve devamını diliyoruz. Değerli seyirciler, başka bir programda bulunmak üzere hepinize saygılar sunuyorum. Hoşça kalınız efendim.